Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoyu bir nebze olsun sizi rahatlatmak için çekiyorum. Aşırı panik havası var. Gelen yorumlardan görüyorum. Kimisi kafayı yemek üzere. Kimisi sevinçten dört köşe. Alamayanlar kafayı yemiş durumda arkadaşlar. Alanlar ise bayram ediyor. Almayanlar buradan almak için kendini zor tutuyor. Yani öyle bir hava var şu an. Arkadaşlar size bir tavsiyem var. Sakin olun. Lütfen sakin olun. Öncelikle ben çok sevinçliyim. Niye derseniz 4 yıldır bu piyasadayım arkadaşlar. Bu yükselişten bu yükselişi gördüm ben. Ve buradan düşüşe geçtiğinde inanıyordum ki bir gün tekrar 20 bin dolarlar görülecek. Bunu bütün çevreme anlattım. Yıllarca başka platformlarda olsun hep anlattım. İnsanlar dalga geçti, inanmadı. Ve hayalim gerçekleşti arkadaşlar. Çok şükür gördük yani bu seviyeleri gördük. İnanıyorum ki daha da yüksek seviyeleri göreceğiz arkadaşlar. Ama bunun için zaman lazım. Şu an zamanı değil arkadaşlar. Yani eğri oturalım doğru konuşalım. Şimdi siz buradan alıyorsunuz ya. Alın bir şey demiyorum. Stop seviyesi neresi söyleyeyim mi size? Diyelim buradan aldın ya. Bakın arkadaşlar şurası. 16.500. Oran altında 4 saat kapatırsa tekrar düşüş teyit edilir. Tamam mı? Bu olmadıkça teyit yok. Yani sen buradan aldın diyelim. Ta 1000 dolar düşecek ondan sonra teyit edeceğiz. Yani zaten 1000 dolar zarar etmişsin. Bir de teyidini bekleyeceksin. Yani böyle bir risk var arkadaşlar buradan alıyorsan. Tamam mı? Şimdi şöyle. Bir günlüğe alalım grafiğimizi. Yani kim bilir. Belki de tek bu çizgiye gitmek isteyecektir. Tamam mı? Mesela 18.200 seviyelerinde bugün için. Kesin mi? Değil arkadaşlar. Yani buradan alıp oraya gider diye bakarsanız belki buradan çok sert düşecek. Stop seviyesini verdim. Günlük bazda bakarsak da çok sert bir yükseliş var arkadaşlar. Bakın bu yükseliş ilk defa olmuyor. Burada da oldu bakın. Kırmızıya gitti ya diyelim. Oradan 16.000'den 14.000'e düştü arkadaşlar. 2.000 dolar düştü. Yani aynı şey burada da olabilir. Yani sonsuza kadar yükselmez arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Zaten 2 aydır beni takip edenler var. Kanalı fazla olmadı açalı 2 ay oldu. Hep diyordum arkadaşlar bu aya girdik. Böyle dalga dalga yükseleceğiz. Yani bakın bu dalga bitmedi tamam mı? bitince de şöyle bir düşüş gelecek. Buradan gelmese ileriden gelecek. Belki de 20 bin dolara gidecek. Ama arkadaşlar şu anki bulunduğumuz seviyenin altına tekrar düşecek. Yani ben öyle düşünüyorum. Neye dayanarak söylüyorum? Geçmişe dayanarak söylüyorum arkadaşlar. Yani hep bu stratejiyle gittik. Dalga dalga 2021 yılında kısmetse 100 bin dolarlar hedefliyoruz diye yola çıktık. Bakın arkadaşlar burada da aynı yükselişler oluyor tamam mı? Mesela 400 dolardan 800 dolara gidiyor iki kat yükseliyor Ardından 800 dolarlardan bakın arkadaşlar Neredeyse yani yüzde %40, 40 düşüyor arkadaşlar yüzde 40 Tamam mı? Ardından Yani burada FOMO olanlar mesela şu an FOMO var FOMO olanlar yüzde 40 düşüşten sonra zararına satıyor Ondan sonra tekrar yükselişe geçiyor arkadaşlar. Yükselişi yaptıktan sonra bakın 1200 dolara geliyor. Oradan 700 dolara düşüyor arkadaşlar. 500 dolar. Yani şu anki 500 dolarla karıştırmayın bunu. O da bir %35 düşüş anlamına geliyordu o dönem. Ardından tekrar yükseliyor. Bakın sürekli dalgalar halinde. Şurada sonsuza kadar gidecek gibi duruyordu değil mi? Orada bile arkadaşlar %35 geri çekiliyor. Yani şu anda da bakın ilk dalga yaptık böyle koronadan sonra hep yükselecek gibi gitti. Ardından ne oldu? 10.500'lerden 8.800'e düştü. 8.800'den ne oldu? 12.800'e doğru gitti. Oradan da arkadaşlar 9.800'e gitti. Neredeyse 3.000 dolar düşüş yaşadı. E şimdi tekrar yükselişe geçti. E şimdiye kadar hep ne olmuş? düşmüş sonra bir daha yükselmiş değil mi? Yani arkadaşlar buradan 100 bin dolara kadar yükselmeyecek bunu söyleyeyim. 20 bin dolara gidecek mi? Belki gidecek arkadaşlar onu ben bilemem. Yani güzel analizler yaparım nokta atışlarım vardır. Ama arkadaşlar böyle FOMO zamanlarında ne olacağı belli olmaz. Bakın mesela şu an yani haftalıkta atıyorum bu seviyenin üzerine çıktık. Bu iğnenin üzerine çıktık. Yani geriye nere kalıyor? Burak alıyor. 19.400. O da haftalık mum kapanış atıyorum. Aylık grafiği alalım. Bakın arkadaşlar, yani şu an biz tarihte ikinci yüksek seviyeyi görüyoruz Bitcoin'de aylık bazda. 20 bin dolara gittiğinde bakın burada bir iğne atıyor ya, düşüyor. ondan sonra bir daha deniyor diğer ay. Orada da 17 bin dolarlara iğne atıyor, düşüyor. Şu an biz o 17.000'in üzerine iğne attık. Yani tarihin de ikinci yüksek iğnesi oluyor aylık bazda arkadaşlar. Yani belki de işte bu iğneye kadar gider. Bilemeyiz, tamam mı? Ama gitse bile şu anki bulunduğu seviyenin çok çok altına düşeceğini düşünüyorum. Düşmese de illa bir yerden bir geri çekilme gelecek. Oradan alınır arkadaşlar. Yani şu an böyle fomo olup dileyen alsın. Dediğim gibi stop seviyesi 1000 dolar aşağıda arkadaşlar. Bunu göze alıyorsan al buradan. Ama gerçekten tehlikeli. Yani günlerdir %50 Bitcoin'de boşuna durmuyorum arkadaşlar. Hani tamam düşüş sinyalleri geldi, negatif uyumsuzluk göründü. Çoğu analizi düşüş bekliyordu. Ama biz ne yaptık? %50 Bitcoin'de kaldık. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü bu boğa piyasasında bazen negatif sinyaller iş görmeyebiliyor. Alım gücü çok olduğu için arkadaşlar tamam mı? Ve biz %50 ile kar yapmaya devam ettik. Diğer eski %50'mizde yani Bitcoin'da çektiğimizde zaten 10 bin dolardan aldıydık arkadaş. Onu da %60 kar ile sattık. Yani üzülmeyin illa bütün paranla maksimum kar, kar elde edemezsin. Nakitte bekleyenler için diyeceğim sabredin arkadaşlar. Yani buradan alırsanız da bütün riski göze almanız lazım. Yani şöyle bir örnek daha vereyim. Bizim işimiz geçmiş arkadaşlar geçmişten karşılaştırmalar yapıyoruz, bugünkü hareketleri tespit etmeye çalışıyoruz. Bakın geçmişte 2013 Aralık'ta zirve yapılıyor, tamam mı? Nerede yapılıyor? 1171 dolarda. Yıllar boyunca düşüyor. Yıllar sonra bakın burada. Ne zaman? Ocak 2017. Orada eski zirvesini bir test ediyor arkadaşlar. Bakın tam ulaşamıyor. Yani çok az bir şey kalıyor. 1130'dan bakın arkadaşlar 740'a düşüyor. Yani çok sert düşüyor arkadaşlar. %30-35 düşüyor oradan. Herkes tamam. Mesela buraya 20 bin dolar gibi düşünün tamam mı? İşte IP asası 2019 yılı vesaire 2020 şu anki yükselişi düşünün mesela bakın. Burada da aynı o şekilde gidiyor bakın. Çok sert gidiyor. Evet 20 bin dolar kırılacak deniyor. Daha tam oraya varamadan az bir şey kala. Bir de %35 düşmeye başlıyor arkadaşlar. Yani aynı şeyleri tekrar görebiliriz. Şu an tek aynı oradaki gibi bir süreç var. FOMO var. 20 bin dolara çok yaklaştık. Yani bir yerlerden 20 bin dolara varmadan çok sert düşüşe geçebilir arkadaşlar. Yani geçmişte bu yaşanmış. Tekrar yaşanabilir. Yani bütün riski göze almalısınız. Buradan alacaksanız. Ya da dediğim gibi sabırlı olun. Şuradaki dalgalar gibi yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bir ay içinde zirve yapmaz bitcoin. Hemen 100 bin dolarlara 50 bin dolarlara gitmez bu şekilde. Yani bir yerde insanlar kar satışı yapacak. Tamam mı? Yoksa herkes zengin olur arkadaşlar. Tamam. Tamam buradan yükseldi diyelim. Yükseliyor 100 bin, 50 bin, 30 bin neyse. E, long girelim. Herkes kazansın. Öyle olur mu? Birileri kaybetmesi lazım. E bu nasıl olacak? Sadece yükselirse nasıl insanlar kaybedecek? Dalgalar olması lazım ki insanlar paniğe girsin. Atıyorum böyle yükseldi sert düşecek insanlar korkup zararına satacak ondan sonra yükselecek. Bakın arkadaşlar 20 bin dolar öyle bir kere de gitmiyor bitcoin. 2015'te başlıyor yükselişe 2017 sonuna kadar gidiyor arkadaşlar 2 yıllık yükseliş trendi. Yükseliş boyunca da bakın aynen o dediğim dalgaları yapa yapa gidiyor. Tamam mı bakın gösteriyorum size. Yani böyle böyle İleride çok yüksek hedeflere gideceğimizi düşünüyorum. Bunun için lütfen sabredin arkadaşlar. Cesaretiniz varsa alın. Ben bir şey demiyorum. Yani ben kendim %50 nakitte kalmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ben ne diyorum? Günlükte düşüş trendini teyit etmeden %100 Bitcoin'a geçmem diyordum. Ve yükselişlerden faydalandık arkadaşlar. Yani benim için bu seviye 15.900 altında gün kapatırsa düşüş trendi teyit edilecek. Bu olmadıkça tutacağım. %50. Kalan %50'yi Bitcoin'e geçirir miyim? Arkadaşlar şu an değil. Buradan değil yani. Bir düzeltme gelirse belki geçirebilirim. Ve şu an bu seviyeden herkes böyle bullishken düşünmüyorum. Yani arkadaşlar geçmişteki senaryoların aynısını görüyoruz. Bitcoin 20 bin dolara gidecek. Oradan düşecek. Atıyorum oraya varamadan. İlerleyen zamanlarda 20 bin doları kırdıktan sonra tekrar bir düşecek. Ondan sonra da arkadaşlar altcoin'lerde ay, boğa sezonu başlayacak. Bitcoin'da şimdi fırsat kaçıyor diye üzülmeyin. Altcoin'lerde de fırsatlar gelecektir arkadaşlar. Sabredin her şeyin bir günü var zamanı var. Yani bu analizden çok tavsiye videosuydu. Yani yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bunu söyleyeyim. Zaten kendim de diyorum yani buradan gider mi 20 bine gitmez mi bilmiyorum. Bazı durumlar olur biz de bilmeyiz ne olacağını. Sonuçta benim bütün trend çizgilerimin üzerine çıktı bitcoin. Bir tane kaldı onu da göstereyim tekrar. O da bu kırmızı çizgi. Yani bir ihtimal oraya belki gider. 18.200 seviyeleri vesaire. Yani şimdi atıyorum buradan 300-400 dolar yükseliyor ya. Büyük para gibi geliyor değil mi? Oransal olarak hiçbir şey değil arkadaşlar. Yani siz atıyorum diplerden alsaydınız çok güzel kar verirdi ama buradan aldınız diyelim. bin dolar yükseldi ya. Yani %8 falan yapıyor arkadaşlar. Öyle köşelik olmazsınız. O yüzden karar sizindir. Ben kalan %50 mi düzeltmeyi bekleyeceğim arkadaşlar. Düzeltme gelirse al sinyali gelirse öyle %100 bitcoin'a geçerim. Yani buradan almıyorum arkadaşlar. Bırak bırak yani yükselsin önemli değil ben almıyorum buradan. Ne yapacağınıza siz karar verin. Ben gereken e, şeyleri söyledim arkadaşlar. Geçmişten örnekler verdim. Tekrarlanır ya da tekrarlanmaz. Geçmişten aynı olmaz. Bilemem onu. Ama tecrübeler diyor ki panik yapmayın, panik alımı yapmayın veya panik satışları yapmayın. Sakin olun. Gün kapanışı gelsin arkadaşlar. Yarın daha faydalı analizler yapabilirim. Yarın sabah detaylıca Bitcoin analizine gelirim arkadaşlar, tamam mı? Herkese hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.